kesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben araftayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Gün ışığı nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Günaydın. Açık havada uyumak çok güzelmiş, değil mi? Bol bol oksijen aldık. Hadi sen okula, ben işe. Geç kalacağız, hadi çabuk. Kalk 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 kalk. Niye bu kadar ağır? Bu ne koydun içine? Tamam. Bakmamı istemiyorsan bakmayacağım. Ama okula gidene kadar ben taşıyayım mı? Seni taşıman için çok ağır çünkü. Anlaştık. Hadi hadi, geç kaldık, yürü. Pardon. Haydi ama haydi. Sen ne gerizekalı bir adamsın ya. Ne işin vardı senin hastanede? Dila'yı görmeye gittim. Ya hiç mi düşünmüyorsun bir gören olur, tanıyan olur diye? Nitekim Fırat orada olduğunu öğrenmiş. Hadi ya. Ya Dila'nın sevgilisi varmış, sen tanıyor musun diye bana sordu. E demek öğrenememiş işte. Tanımıyorum deyip geçip gitseydin. Bir sürü risk alıp seni bu şirkete ben soktum. Senin umurunda olmayabilir ama benim kaybedecek çok fazla şeyim var. Bu yüzden bir daha arkamdan iş çevirecek olursan seni geldiğin çukura geri gönderirim. Artık o sular öyle akmıyor Sude Hanım. Var bizim de kendimize göre bir planımız. Üf, defol git başımdan. Sevgili, senden telefon bekliyorum. En fazla 2 dakika. Kapıdayım ben. Alo.
aşkım. Beni bırakmayacağını biliyordum. Kızım seni çok merak ettim ya. İçeri de sokmadılar. Hapishaneden farksız burası Yılmaz. Annem tezgahladı her şeyi. Abim inanmaz zannediyordum ama onu da kandırmış. Güveneceğim bir tek sen kaldın. E ne yapacağız peki şimdi? Benim buradan çıkmam lazım aşkım. Yoksa beni çıkarmayacaklar. Buradan çıkmama müsaade etmeyecekler. E öyle kolay mı? Hapishane mi orası ya? Dedim ya, hapishaneden daha beter. Ben yarın kaçacağım Yılmaz. Oha. Her gün aynı saatte açılan bir servis kapısı var. Catering aracı oradan geçiyor. Yarın sen tam o saatte bir arabayla orada ol. Motor geliyor hadi. Saat oldu, sakın unutma, seni seviyorum aşkım. Dila nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Ben de seni bayağı iyi gördüm. Ben bir de dün için sizden özür dilemek istiyorum. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Daha sakin davranmalıydım. İyi niyetini göster o zaman. Beraber seans yapalım mı? Çok sevinirim. Yalnız şu kolumdakini çıkarsak... böyle kendimi esir gibi hissediyorum. Sakin duracağına söz verirsen. Söz. Teşekkür ederim. Nasıl ya? Bildiğin toparlayıp götürmüşler mi? Yapabiliyorlarmış. Muhtar öyle söyledi. Bak, kurşun falan döktürmemiz lazım. Geziyorlar tepemizde. Hem sen niye beni aramadın? Hülya, ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bir yandan güneşe belli etmemeye çalıştım. Çadır oyununa falan vurdum işte kendimi. Of ya. Of. E güneşi ne üzülmüştür? Yok, öyle olmadı. Ne fark ettim biliyor musun? Etrafında çocuk varken hiçbir şey o kadar da kötü olmuyor. En dipteyken bile gökyüzüne bakıp kendine tutunacak bir dal buluyorsun. Ne bileyim, yeni bir enerji. Bir çeşit savaşma güdüsü, hemen ayağa kalkıyorsun. Bu o kadar muazzam bir duygu ki. Laflara bak, laflara. Hiç anlamam. Bu akşam bizim evimizden gökyüzüne bakacaksınız. Sığışırız bir şekilde Elif. Fırat Bey geliyor. Sakın tek kelime etme. Günaydın Fırat Bey. Günaydın. Günaydın. Çalışmanızı bölmek istemiyorum. Süreyya Hanım'la bir toplantı ayarlayabildik. Onun haberini vermek istedim. Öyle mi? Çok sevindim. Çok zor oldu gerçekten ama hatırlı bir tanıdık soktum araya. Elif, bu son şansımız olabilir. Halledebilecek miyiz? Tabii ki halledebileceğiz. Biz de bu sırada bir araştırma yaptık. Süreyya Hanım denizi seviyor, teknesi var. Fransız mutfağına meraklı. Ya iyi tamam da bunlar biraz hani herkesin malumu olan şeyler ya. Evet, haklısınız. Ama Süreyya Hanım'ın eski el yazmalarına büyük bir zaafı olduğunu herkes bilmiyor. Biz de bunu kullanabileceğimizi düşündük. Aklında ne var? İşte tam bu konuda uzman bir insan tanıyorum diyelim. Merak etmeyin, halledeceğiz. Güzel. Umarım işe yarar. Merak etmeyin. Elif, biraz gergin miydi? O kadar haklı ki. Onun yerinde kim olsa aynı olurdu. Fulya, ev konusundan kimseye bahsetmiyorsun. Tamam mı? Bak kimseye, çok kırılırım. Hadi iş başına. Hakan'ın evini buldum. Burada bir şey yok Sude. Zaten evi de kiraya vermişler. Tamam, çevreye sorsaydım belki tanıyan bilen birileri çıkar. Sude gerçekten saçmalıyoruz ama. Bak, kapı kapı dolaşıp insanlara sorular mı soracaksın? Buradan bir şey çıkmaz. Zaten ne aradığımız belli değil. Ben şirkete dönüyorum. Fırat Bey, ben de size geliyordum. Son satış raporlarının onaylanması gerekiyor. Bunları Sude'ye onaylattır. Bana özet geçsin, tamam mı? Tamam efendim. Elif. Ha. Ay kreşe, bizde aksiyon bitmiyor biliyorsun.
Kötü bir şey olmadı değil mi? Aa, yok yok. Güneş ve maceraları. Ben de çıkıyorum, bırakayım seni. Gerek yok, taksiye biner giderim ben. Bu saatte bulamazsın taksi. Gel bırakayım hadi. Peki. Güneş. Merhaba Elif Hanım. Kusura bakmayın, sizi de böyle apar topar çağırdık ama biz bir türlü ikna edemedik Güneş'i. Teşekkürler, gerisini ben hallederim. Hadi çocuklar. Gel bakalım. Gel gel. Hadi bakalım. Güzelim. Ne yapıyorsun burada? Düşünceli bir çocuksun. Bak bana. Buna gerek yok. Ben her şeyi düzelteceğim. Her şeyi halledeceğim. Senin okula gitmen lazım. En önemlisi bu. Anlaştık mı? Güneş. Elif ablan haklı. Senin burada değil, okulun içinde olman lazım. Değil mi? Gerisini biz Elif ablanla hallederiz. Değil mi? Hadi bakalım, toplayalım burayı. Olmaz Güneş'cim. Fırat abinin işleri vardır. Yo, hiçbir işim yok. Boşum. Ama bugün olmaz. Ne istiyor? Ne istiyorsun? Hı? Biz evde, salonda kamp yaptık. Çadır kurduk birlikte. Onu oynamak istiyor seninle. Tamam. Çok güzel. Ben çok iyi bir kampçıyım, biliyor musun? Ve çok güzel gölge oyunları biliyorum. Sana da öğreteyim mi? Ama bugün olmaz Güneş. Müsait değiliz. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Başka zaman söz. Olur mu? Ama yapacağız. Gel bakalım. Dila nasıl? Küs bana. Bugün yine ziyaretine gittim ama beni görmek istemediğini söylediler. Üzüldüm. Yarın doktorlar heyet toplantısında bir karar verecekler. Nasıl yani? Belki onu isteği dışında orada tutmamız gerekecek. Yani benim üzerime vazife değil. Tabii ki doktorlarımız en doğrusunu biliyor ama... böyle bir kararı kardeşini hiç tanımayan insanlara mı bırakacaksın? Elif, inan bana, ben tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bilmiyorsan yapma. O senin kardeşin Fırat. Onu en iyi tanıyan sensin.
Kusura bakma, biraz ileri gittim. Belki de sen haklısın. Güneş, hadi. Kızıyorum ama artık. Güneş, hadi üzme Elif ablanı, tamam? Bıraktığın için teşekkürler. Rica ederim. Üstümü değiştireyim, sana hemen yemek hazırlayacağım, tamam mı? Efendim Fulya? Geliyorsunuz değil mi? Bak geçiyorum eve. Canım hiç gelmeyelim biz ya. Ya bak, valla alınıyorum ama artık Elif. Ya bak şimdi girdik eve, valla gerçekten. Ama yarın geliriz, söz. Çok yorgunum. Kızım nerede yatacaksınız? Ne yiyip ne içeceksiniz ya? İnat etme işte. Bir dakika. Güneş, kapıya bakar mısın? Canım biri geldi, ben seni arayayım sonra. Güneş merhaba. Kim geldi? Güneş çantasını arabada unutmuş da bırakmak istedim. Soracağım ben sana çadırı. Buyurun. Bizim ormanda burası işte. Güneş, kamp alanını çok sevdim. Çok güzel olmuş. Ama bence biraz eksiği var. Bana niye anlatmasın? Hakan'ın borçları seni niye ilgilendirsin ki? Yardım edebilirdim. Neden? Çünkü yardım etmek istiyorum. Bir de... Ne bir de? Güneş'i çok seviyorum. O da yasak değil ya. Tabii ki değil. Ama bu benim sorumluluğum. Güneş de benim sorumluluğum. Hayatımda aldığım yanlış kararlardan. Fırat lütfen. Bu işe karışma. Yoksa... Yoksa ne? Senden tek ricam karışmaman. Lütfen. Nereye? Wow. Çok iyi. Güzel bir gökyüzü yapmışsın.
Ben feneri rica edebilir miyim acaba? Biz hani gölge oyunu oynayacaktık. Hı hı. Değil mi? Açar mısınız feneri? Teşekkür ederim. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Ormanda gezen bir tane kurt varmış. Çok kocaman bir kurt. Tek başına geziyormuş. Ama karnı çok açmış. Sonra gezerken birdenbire küçücük bir tavşan çıkmış. O kurt yavaş yavaş tavşana doğru yanaşmış. Ağzını kocaman açmış. Sonra ne yapmış? Tavşan kaç, kaç. Küçük tavşan kaçmayı başarmış. Fakat bu kurt aç kalmış. Sonra bir bakmış, burada da küçük bir tavşan var. O kurt ona... Benim üzerime vazife değil. Tabii ki doktorlarımız en doğrusunu biliyor ama... böyle bir kararı kardeşini hiç tanımayan insanlara mı bırakacaksın? Elif, inan bana, ben tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bilmiyorsan yapma. O senin kardeşin Fırat. Onu en iyi tanıyan sensin. Alper, yarın sabah ilk iş senden bir şey isteyeceğim. Elif'in bankaya olan tüm borçlarını kapatın. Evi de banka tarafından satışa çıkartılmış. Onu biz satın alacağız. Bana bak, kimsenin haberi olmayacak, kimseye bahsetmeyeceksin. Tamam mı? Süreyya Hanım'la konuşabildin mi? Hı? Süreyya Hanım'la konuşabildin mi? İkna edebildin mi onu? Konuştum. Yemek ayarladık. Bakın, ikna etmeye çalış. Güzel. İkna etmeye çalış, ne olur. Çok önemli. Aslında ben de seninle bunu konuşmak istiyordum. Sen de orada olman lazım anne. Ben olan biteni bir de senin ağzından dinlesin. Olur. Gelirim tabii. Bir şey yaptım. Dilan'ın en sevdiği şey. Ben bugün hastaneden Dila'yı çıkartıyorum. Saçmalama. Asla böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Neler yaşadığımızı unuttun herhalde. Asla izin vermem. Gerekirse başında 7/24 adam duracak. Doktorlar gelip evde kontrollerini yapacaklar. Ne geliyorsa elimden hepsini yapacağım ama kardeşimi o hastanede tek başına bırakmayacağım. Sana kurban olsunlar oğlum. Allah ne muradın varsa versin. Allah tut... Mehmet, çık dışarı. Yalnız bırak bizi. Hemen. Hemen. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen benim canıma kastetmek mi istiyorsun? Yarıda bıraktığı işi gelip burada bitirsin diye mi getiriyorsun eve? Asla kabul etmiyorum. Öyle bir şey olmayacak anne.
kimse kimsenin canına kastetmeyecek. Bak o benim kardeşim, senin de kızın. Ve asla bir hastane odasına tek başına kalmayı hak etmiyor. Haydi bakalım. Bu işin sonu ne olacak görelim. Ne zaman? Şimdi mi? Şimdi. 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 Hey! Kaçıyor. Dur, kaçma. Kendisine ve çevresine karşı zarar vereceğine kanaat getirirsek mahkemeye başvurup istemsiz yatış kararı çıkartacağız. İşte burası. Hadi. Hoş geldiniz. Merhaba. Süleyman abi yok mu? Çınar altındaydı. Bir profesör abi gelmişti de. Az bekleyin, hemen çağırayım isterseniz. Alır. Tabii. Sen bu Süleyman abiyi nereden tanıyorsun ya? Bana hiç bahsetmedi. Uzun hikaye. Anlatırım bir ara. Dün akşam Fırat bizdeydi. Arayacağım deyip niye aramadı şimdi belli oldu. Bak bak bak, hiç de anlatmıyorsun ha. Anlatacak bir şey yoktu o yüzden. Yani Güneş ısrar ettiği için geldi zaten.
Gelince de evin o halini, bomboş halini gördü. Saklamana gerek kalmadı o halde. E peki ne dedi, ne oldu? Kesin yardım etmek istemiştir ama sen tabii ki kabul etmemişsindir. Çünkü Elif gururu bunu gerektirir. Hiçbir şey yapmayacağına dair söz aldım. Ne yapacaksın peki? Yeniden başlayacağım. Belki daha uzak bir semtte. Belki daha kötü bir evde. Belki her kuruşun hesabını yapacağım. Ama birlikte olacağız. Önemli olan da bu. Senin bu sakinliğine hayranım. Yani ben senin yerinde olsam şimdiye kadar çoktan çıldırmıştım Elif. Belki daha önce olsaydı ben de ne yapacağımı bilemezdim. Paniklerdim, korkardım. Ama artık ne bileyim... Güneş var. Elif kızım, nerelerdesin sen? Süleyman abim. İyi, sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Allah Elif versin. Efendim. Alo Fırat. Efendim Alper. Ya kapatıyordum neredeyse. Dediğini yaptık. Bütün borçları kapattık. Evi de satın aldık. Alper sağ ol. Teşekkür ederim. Bir anlayabilsem. Bir anlayabilsem. Neyi anlamıyorsun? Bir sorun mu var? Yok. Bir sorun yok. Bakabilir miyim ona? Hayrola? Görmemem gereken bir şey mi var Alper? Verir misin lütfen? İşine girdik de benim mi haberim yok? Yok, şirketle alakalı bir durum değil. Yani zaten anlamışsındır. Fırat'ın kişisel hesabında. Yani? Yani... Fırat Elif Hanım'a ev aldı. Ne? Ne diyorsun Alper? Şunu diyorum. Elif Hanımcığımızın evi merhum eşi Hakan Bey'in ödeyemediği kredi borçları yüzünden banka tarafından satışa çıkartılıyor. Ve içindeki bütün eşyalar da haczediliyor. Ve hikayemizin bu kısmında kahramanımız Fırat Men uçarak gelip Elif Hanımcığımızın ne kadar borcu varsa hepsini kapatıyor. Bankanın satışını da durduruyor. Ya ne hikaye ama, değil Efendim. Ümran Hanım. Nida Hanım şu anda... Fırat geldi mi? Çıkarttınız mı? Çıkarmak mı? Aslında Dila Hanım kaçmaya çalıştı. Ama o sırada Fırat Bey geldi ve engelledi. Ben size başka bir şey söyleyecektim. Dila Hanım sizinle görüşmek istiyor. Çok önemliymiş. Alo. Anne. Aferin sana. Aynen böyle devam et. Sayende parmağımı bile oynatmama gerek kalmıyor Dilacığım. Eğleniyorsun bakıyorum bu durumla.
dersin? Artık karar verdim. Ben de evleneceğim. Abime bir şey sormanı istiyorum. Neymiş o? Canım benim bunu yetiştirmem lazım. Güneş'i sen kreşten alır mısın? Büyük bir zevkle de sen otobüsle mi gideceksin? Tamam sen merak etme beni hallederim ben. Peki karışmıyorum. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ben kaçıyorum o zaman. Tamam ama Güneş'e eşimi çıktığını söyle küsmesin bana. Tamam. Elif. Hani şu organizatör kadın. Ne olmuş ona? Yanında da küçük bir kız vardı. Güneş. Tanışmıştın. Hatırladın mı? Abime bir sor bakalım. O çocuk. Kimin çocuğuymuş? Ne diyorsun sen? Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Ben biraz yorgunum. Dinlenmek istiyorum. Dila! Alo? Bir faydası olur. Ağırmış. İçindekiler daha ağır. Süreyya Hanım gelmek üzeredir. Ben gideyim. Dursana. Ben sana teşekkür bile edemedim. Teşekküre gerek yok. Daha fazlasına gerek var. Şu yaptığın şey gerçekten sandığından çok daha değerli. Eğer işe yararsa çok önemli bir iş ortağımızı geri kazanmış olmayacağız. Yüzlerce insanın işsiz kalmasına engel olacağız. O yüzden kuru bir teşekkürden daha fazlasını yapmak isterdim. Sorunumuzu çözsün, ben başka hiçbir şey istemiyorum. O zaman şeyden sonra, yani Süreyya Hanım'la görüştükten sonra seni arayabilir miyim? Konuşmak istediğim bir konu vardı. Tamam. O zaman... Ben ararım seni. Tamam, umarım bir aksilik olmaz ama olur da bir sorun olursa ben yukarıda bekliyor olacağım yine de. Teşekkür ederim. Süreyya Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun. Çok teşekkürler bizi kırmadığınız için. Annem yolda trafikte kalmış, birazdan ona burada olur. Buyurun. Bir sor bakalım. O çocuk kimin çocuğuymuş? Kanı gibi gidiyorsun. Hızlan biraz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu ne Fırat? Sizin için ufak bir hediye. Aslında yemekten sonra verecektim ama. Başımda böyle mum gibi dikilmeyeceksin değil mi? Çok pardon. Hmm.
bakıyorum dersinde çok iyi çalışmışsın. Etkilenmedim desem yalan olur. O yüzden annenin geç kalarak yaptığı terbiyesizliği şimdilik göz ardı edip seni dinleyeceğim. Ama burada bir yerde durduğunu unutma. Evet. Seni dinliyorum. Anlat bakalım. Süreyya Hanım, öncelikle sizden tekrar özür dilemek istiyorum. Kendim, şirketim ve annem adına. Bu mesele benim için sadece sizin gibi değerli, saygıdeğer bir iş ortağını kaybetmek anlamına gelmiyor. Bakın, harcadığımız parayı ve yaptığımız yatırımın büyüklüğünü bir kenara bırakın. Bu iş için istihdam edilen yüzlerce insan ve onların aileleri söz konusu. Hepsi bundan kötü etkilenecek. Her şeyi bir kenara bırakalım. Ben sizin bu insanlara bunu yapmayacak bir insan olduğunuzu çok iyi biliyorum. O yüzden lütfen beni, şirketimi ve annemi bir kenara bırakın. Bu insanlar için özrümü kabul edin. Bak Fırat, bana verdiğin bu hediyenin ne kadar değerli olduğunu muhtemelen sen de bilmiyorsun. Nereden nasıl elde ettiğini sormayacağım. Ama belli ki benim dahi tanımadığım hatırlı tanıdıklarım varmış bir yerlerde. Çok önemli bir eser olmasının dışında çok da iyi korunmuş. Ve dünya üzerinde bundan 3 tane olduğu biliniyor. Ve şu anda bir tanesi benim önümde duruyor. Çok haklısın. Paradan ve gururdan çok daha önemli şeyler var bu hayatta. Bunun gibi, o insanların mutlulukları, hayatları gibi. Bunu çok dikkatli bir şekilde arabaya götürüp bagajdaki kasaya kaldırıyorsun. Sakın gün ışığı görmesin. Peki efendim. Bu yaşanan talihsizliğin bir daha tekrar etmeyeceğini düşünerek özrünü kabul ediyorum. Bıraktığımız yerden devam edebiliriz. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol, size de. Suudi Hanım. Bir sorun mu var? Bilmem. Sence bir sorun olmadığı kesin. Ama tebrik etmek gerek. Nasıl bir plan kurduysan tıkır tıkır işliyor. Ne planı? Anlayamadım. Numara yapmayı bırakalım mı? Hı? Gerçekten anlayamadım. Ama ben anlıyorum. Bak, senin gibi kadınları iyi tanırım ben. Kocası ölmüş, güya yas tutan bir kadın. Zengin adamın eteklerine yapışır. Ahlarla vahlarla onu acıncak halde olduğunu ikna eder. Peki de daha ileri gitmişsindir ha? Sözlerine dikkat et. İleri gidiyorsun. O zaman Fırat niye borçlarını ödedi? Evin kredi borcunu bile ödedi. Söylesene. Ne aile ama. Kocası metresine ev açar. Karısı da onu gömer gömmez aynısını yapar. Aile boyu ahlaksızlık.
hesabını vereceksin. Beyan, tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Elif, sen iyi misin? Sana benim sorumluluğum dedim. Bir şey yapma dedim. Söz vermiştin bana. Neden yaptın? Elif, anlamadım. Ne oldu? Ya sen benim borçlarımı nasıl ödüyorsun? Hangi sıfatla? Elif, söyleyecektim ben sana. Kimsin sen? Sen benim neyimsin ki bu kadar hayatıma karışıyorsun? Elif! Elif! Elif, dinler misin beni? Ya Elif, anlatmama izin verir misin? Ben sana ne? Sana ne? Ben sana güvenmiştim. Güneş'le ben de ikimiz de sana güvendik. Ya Elif, bak lütfen. Dinle beni. Keşke seni hiç tanımasaydım. Çık git hayatımızdan. Elif, dinler misin beni? Lütfen. Güneş, bırak. İşin de param da senin olsun. İstifa ediyorum. Güneş, hadi. Elif. Fulya, arabaya. Fırat, sana tek bir soru soracağım ve bana doğruyu söyleyeceksin. O çocuk kimin? Sana cevap ver dedim. O çocuk kimin kızı? Anne, ne saçmalıyorsun sen? Dila ile konuştum. Abime o çocuğun kimin olduğunu sor dedi bana. Gerçekten bunu Dila'nın lafıyla mı soruyorsun bunu? Yapma Allah aşkına. Fırat, tekrar soruyorum. O çocuk senin mi, değil mi? Hayır, tabii ki değil. Neden böyle konuşuyor o zaman Dila? Ne var aranızda? Ne geçiyor sizin aranızda? Bilmek istiyorum. Anne, yeter. Anlamıyor musun? Dila onu oraya kapattığımız için herkese kızgın. İkimize de, ikimize de oyun oynuyor. Ve sen bu oyuna çanak tutuyorsun. Eve git anne, orada görüşürüz. Fırat! Nereye gidiyorsun?
kadar gecikeceğini tahmin etmemiştim abi. Daha çabuk gelirsin sanmıştım. Ya adam sana yardımcı olmaya çalışmış işte. Bir açıklamasına izin verseydin bari. Neyi açıklayacak ya? Neyim ki o benim? Neden bu kadar hayatıma karışıyor? Neden yapıyor bunu? Yapma dedim ya, karışma dedim, uzak dur dedim. Senin yardımını istemiyorum dedim. Ama ne yaptı? Dinlemedi. Canım sakin ol. Kim olsa senin yerinde aynı şeyi yapardı zaten. Ya ben neden bunu yapmak zorunda kalıyorum? Ben neden bir kadının ahlaksız ithamlarına maruz kalıyorum? Neden insanların içinde bir kadınla kavga etmek zorunda kalıyorum? Yeter artık ya, yeter! Boğuluyorum ben, gerçekten artık boğuluyorum, yeter! Artık kimsenin hayatıma karışmasına izin vermeyeceğim. Gerekirse bunu satarım, bunu satarım, bunların hepsini satarım. Ben güneşe bakarım, güneşe de kendime de bakarım ben. Kimseye ihtiyacımız yok, ne ona ne bir başka birine. Canım benim, bak ne olur sakin ol, güneş duyacak lütfen. Güvendiğimde 10 sene bir yalanı yaşadım. Artık kimseye güvenmeyeceğim. Artık bu hatayı yapmayacağım. Elif, ben kimse değilim canım. Biz seninle arkadaştan, iş ortağından öteyiz. Sen benim kız kardeşim gibisin. Hadi canım, şunları toparlayalım, bize gidelim. Sonra konuşuruz bunları. Hadi güzelim. Şuraya size nasıl gideceğiz şimdi, gülümser teyze? Yani olmaz. Elif, gerçekten sinirleniyorum. Hadi toplar mısın şunları lütfen? Güneş'e bunu nasıl anlatacağım ben şimdi Fulya? Ben o çocuğa ne diyeceğim şimdi? Ya bu küçücük yaşında bu çocuk neler yaşıyor Allah aşkına? Güzel çizmişsin beni. Saçlarımı da aynı yapmışsın. Güneş. Bir süre Fulya ablanda kalmaya ne dersin? Ama Fulya ablan yabancı değil. Biliyorsun, seviyorsun onu zaten.
silah yazı gözlemi. Bir dakika lütfen, hemen bakıyorum. Üzgünüm, bu mümkün değil. Kurul ziyaret kısıtlaması getirmiş. Doktorla görüştünüz o zaman beni. Ablanın evi de çok güzel ama. Buradan daha güzel bir manzarası var. Hatta biliyor musun, evlerine yakın bir luna park da var. Senin götürmemi ister misin? Güzelim benim. Geçen gece kamp kurmuştuk ya yıldızların altında. Bana ne söylediğini hatırlıyor musun? Benim evim sensin demiştin. Sen öyle deyince ben zannettim ki beraber olduktan sonra nerede olduğumuzun bir önemi yok. İster bir dağ başında bir kulübede, ister yıldızların altında. Biz berabersek, güneş benim yanımdaysa mutludur. Gerçekten öyle mi güneş? Mutlu musun benimle? Teşekkür ederim güzelim. Teşekkür ederim. Ben de seninle çok mutluyum. Hem de çok mutluyum. Yıldızı da alalım tabii. Gidelim mi? Bakın Fırat Bey, çok önemli bir aile meselesi dediğiniz için görüşmenize izin veriyorum. Fakat anneniz ve siz buranın bir hastane olduğunu unutmayın lütfen. Bizim de kurallarımız var. Anlıyorum Doktor Bey. Kız kardeşimi görebilir miyim artık? Yalnız. Peki. Ama görüşmeyi kısa tutun. Sizi odamda bekliyorum. Bütün bu olanlara son vermemiz gerekiyor. Dila. Abi. Ne yapıyorsun sen? Ne bay? Makyajım mı olmamış? Dur ben hemen düzelteyim. Yeter artık senin saçmaladığın. Başından beri benimle oynuyordun değil mi? Bütün o bayılma numaraları, hatırlamamaları, ağlayıp sızlamalar... ...hepsi Güneş'in senin kızın olduğunu saklamak içindi. Evet. Sen ne sanmıştın? Ne oldu? Annemle görüşmeniz pek iyi geçmedi galiba. Sahi ne söyledin anneme? Nasıl açıkladın? Güneş benim yeğenim diyemedin değil mi? Dila'nın çocuğu diyemedim. İş başa düştü desene. Ne diyorsun sen yine? Ha? Hiç. Senin yapamadığını ben yapacağım. Anneme nur topu gibi bir torunu olduğunu söyleyeceğim. Gerçi biraz geç kaldım ama. Böyle bir şey yapamazsın. Niye? Sen her istediğini yapıyorsun. Beni akıl hastanesine kapatabiliyorsun mesela. Ben niye yapamıyormuşum?
Sen benden kolayca vazgeçtin. Ben de her şeyden, hepinizden vazgeçiyorum işte. Buna izin vermem. Değil mi? Abi düşünsene. Annem gidiyor, torununu alıyor o kadının elinden, evine getiriyor. Beni nasıl büyüttüyse onu da öyle büyütüyor. İstemediği bir şey yapınca odaya kapatıyor mesela. Bütün gece, karanlıkta, yapayalnız güneş. Yemeği birazcık geç gelse bütün gece aç bırakıyor kızı. Mehveş ona da sütle kurabiye götürür belki gizli gizli. Sen de izlersin. Ben büyürken hep izledin abi bu sahneleri. Yine izlersin. Bu kez de dayı olarak. Dila yeter. Niye? Benden bir tane daha olsun. Annem o sıcacık sevgisiyle güneşi de bana benzetsin istemez misin? Ama susabilirim de. Annem güneşi hiç öğrenmez. Cici annesiyle mutlu mesut yaşar giderler. Tabii. Beni buradan çıkarırsan. Elif Hanım? Gidiyor musunuz yoksa? Bir süreliğine. Arkadaşımızla kalacağız. Hay Allah ya. Onca yıllık komşuluğumuz var ama maalesef elimizden de bir şey gelmiyor ki. İnsan bazen istemediği şeyler yaşamak zorunda kalabiliyor. Öyle, öyle tabii. Ama geçecek. Tez zamanda her şey yoluna girer inşallah. İnşallah. Her şey için teşekkür ederiz. Yani bunca zaman çok destek oldunuz bize. Sağ olun. Bir şey yapmadım ki. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Gel Güneş'ciğim, sen önden geç. Mümkün değil Fırat Bey. Kardeşinizin kumurtaya altında tutulması gerekiyor. Doktor Bey, 48 saat sonunda karar verecektiniz. Doğru. Kurul kararıyla mahkemeye başvuracağız. İstemsiz yatış için. Bilal şu anda hem kendisi hem de başkaları için tehlike arz ediyor. Hemen tedaviye başlamamız lazım. Kendi isteği dışında ancak mahkeme kararıyla burada tutabiliriz. Doktor Bey, mahkemeye falan başvurmayın lütfen. Biz evden ne gerekiyorsa yaparız. Dışarıdan tıbbi destek alırız. İlaçlarını bizzat ben kendim denetlerim. Ama mahkeme olmaz. Yani Dila burada kalamaz daha fazla. Eve götürmem lazım. Fırat Bey. Size açıklayamayacağım bazı durumlar var. Farkındayım. Bu da durumu güçleştiriyor. Doktor Bey, Dila'nın burada kalması ailemize çok ciddi zararlar verecek. Benle onlar arasındaki ilişkiyi tamamen kesecek. Bakın, Dila'yı ailemize bağlı tutan tek şey benim varlığım. Dışarıdan da olsa her şey sizin kontrolünüzde olacak. Ve ben sizle iletişimi asla kesmeyeceğim. Teşekkür ederim. Sen şahane bir abisin. Bundan sonra ben yokum Dila. Her başın sıkıştığında, eline yüzüne her bulaştırdığında bana gelemezsin. Bana yalan söylesin. Üstüne yetmezmiş gibi küçücük bir çocukla beni tehdit etsin. Çünkü sen beni terk ettin. O hastaneye kapatmalarına razı oldun. Sadece evime dönmek istedim. Tamam. İstediğin olsun. Artık tek başınasın. Evine hoş geldin Dila.
Neredesin sen? Selam. Ne işi var bunun burada? Hoş bulduk anne. Dila, odana hemen. Anne bir sakin olur musun? Meleş, Dila'yı odasına çıkar hemen. Beni görünce sevineceğini biliyordum. Evim, evim, güzel evim. Sen ne yaptığının farkında mısın? Anne bir sakin ol. Bu kız beni öldürmeye çalıştı. Yine öldürmesini mi istiyorsun? Anne lütfen otur şuraya konuşalım. Ben bu kızı burada istemiyorum. Hastanede yaptıklarını hatırlamıyor musun sen? Anne mahkemeye gideceklerdi. Ne mahkemesi? Gözetim süresi 48 saati aştığı için mahkeme kararı olmadan daha fazla tutamayacaklarını söylediler. Bunu mu isterdin gerçekten? Herkesin haberi olacaktı. Sonra sosyal medyada, gazetelerde, her tarafta biz olacaktık. Koskoca Ayaz ailesinin kızı mahkeme kararıyla psikiyatri hastanesine yatırılmış denecekti. Bunu mu isterdin gerçekten? Bu kızı evde istemiyorum. İstemiyorum. Bu hastane nasıl bunu çıkartır? Hastaneyi arayacağım. Al. Hastanenin taburcu raporu. İstediğin zaman okursun. Başka bir şey oldu değil mi? Bu akşam konuştuklarımızla ilgili. Anne başka hiçbir şey yok. Ne anlattıysam o. Ben daha fazla tutun dedim. Onlar mahkeme kararı olmadan tutamayız dediler. Hepsi bu. Dur Meveş. Sıkıştırma dur. Orada yeterince bunu aldım zaten. Neyse. Kurtuldu ya. Bu defa bedeli biraz tuzlu oldu ama neyse. Bitti mi? İyi misin? Ne bitmesi Meveş? Ne bitmesi? Her şey daha yeni başlıyor. Hadi sen şu güzel ellerinle bana bir yemek hazırla. Kurt gibi açım ben. Yapmaz mıyım hiç? Uy güzel suratım benim. Madem artık yalnızım, ben de ona göre oynarım. Anahtarı kullanman için ne lazım? Beni yerimden kaldırıyorsun. Anneciğim misafirlerimiz vardı ya, hani belki müsait değilsindir dedim. Gördüm. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Gülümser teyze. Kusura bakmayın böyle apar topar geldik. Valizler ne? Anneciğim, Elifler bir süre bizde kalacaklar. Ben sana sonra anlatırım, olur mu? Hadi, hadi geçin. Hadi. Gel Güneş'ciğim.
Çıkar ayakkabılarını. Otursana Elifciğim. Bir şeye dokunmuyorum güzelim, gel. Güneşciğim, ben sana sonra veririm, oynarsın olur mu? Hem benim odamda çok güzel şeyler var, sana göstereyim mi? Hadi gel. Gel canım, çok güzel şeyler var benim odamda. Uğraşma, konu kapandı. Annemi diyorsan o hep öyle, biliyorsun. Dur. Bak. Burada bir sürü boş askı var. Hadi bavulunuzu boşaltalım. Siz burada yatarsınız, ben de içeride yatarım. Hayatta olmaz. Biz salonda yatarız. Anlaşalım onu. Peki, öyle olsun. Ne hatlar çeviriyorsun sen? Anne, madem yeni bir hayata başlıyorum, gardırobumu da baştan aşağı yenilemeye karar verdim. Sana kime ne yalan söyledim ve oradan çıktın dedim. Bu sene kareli modeller ve pastel renkler çok moda diyorlar. Sana bir soru sordum. Ne yalan söyleyip çıktın oradan? Taburcu belgemi okumadın mı? Başlatma belgeni. Neyin ne olduğunu ikimiz de biliyoruz. O çocukla mı ilgili? Hangi çocuk? Sen bana demedin mi? Kiminmiş o çocuk, git abime sor diye. Şu mesele. Ne yaptın peki? Sordun mu? Ne dedi? Ay gerçi ne diyecek ki? El alemin çocuğu. Far görmüş tavşan gibi kalmıştır öyle. Ne demek istiyorsun sen? Sana tatlı, küçük, beyaz bir yalan söyledim demek istiyorum. Ne bakıyorsun ya? Canım sıkılıyordu hastanede. Hem abime kızmıştım. Birazcık canını yakmak istedim. Biraz benle uğraşacağına senle uğraşsın dedim. Hı? Bak bu konuda doğru söylüyorsun. Yalan. İkiniz de yalan söylediniz bana. Ama en nihayetinde gerçeği öğreneceğim. Sakın heveslenme. O çıktığın deliğe seni tekrar sokacağım. Ve bir daha asla geri dönmemek üzere. Sadece istediğin kadar okuyamamışsın. Ve iş bulacak yakınlık imkanlara sahip olamamışsın. Ama sen, bir de öğrendiğin için, sağ çocuklarına kendisi bakan...
Elif, sen iyi misin? Sana benim sorumluluğum dedim. Bir şey yapma dedim. Söz vermiştin bana. Neden yaptın? Dila? Alo, aşkım. Telefonu nasıl verdiler sana ya? Aa, bu ne biçim konuşma böyle? Aşkım, sevgilim, seni çok özledim. Seni çok seviyorum filan. Nerede onlar? Ne diyorsun sen ya? Çıktım diyorum. Evdeyim. Nasıl çıktın? Anlatamam şimdi, 2 saat. Yarın görüşmemiz lazım. Konuşmamız gerek. İyi, buluşalım da. Sen... Ararım ben seni. Elif ya, benim içim hiç rahat değil. Siz burada rahat edemezsiniz ki. Ne bu? Hayır, biz gayet rahatız. Ama biraz daha üstelersen dışarıda çadır kuracağız güneşle. Hem güneşin daha çok hoşuna gider, değil mi? Ne oldu? Bilemedin mi? Minibüs. Peki, tamam. Öyle olsun. Anne, hadi biz de yatalım artık. Bak, Elifler de yorgun. İzleyemedim. Dizinin tekrarı var. Onu izleyeceğim ben. Anneciğim. Ben sana bilgisayardan açarım. Hadi canım. Of, o el kadar ekranda hiçbir şey görmüyorum ki ben. Vizyon musun? Aman. Ya Elif. Annemin kusuruna bakma ne olur. O bugün biraz fazla uyusuz. Sorun değil canım. Hem annen haklı. Sen benim canımsın. Sen de güneşte. Burası sizin de eviniz. Rahatınıza bakın ne olur. Tamam, merak etme. İyi geceler kuzucuk. Güzel rüyalar. İyi geceler. Sana da canım. Biz de uyuyalım mı artık? İyi geceler. Fırat? Seni beklemiyordum. Hoş geldin. Bir şey içer misin? Elif'e ev olayını sen söyledin değil mi? Şey ben... Sen ne yaptığını sanıyorsun? Fırat biraz sakin olur musun? Sakin falan olamam. Sen benim hayatıma niye burnunu sokuyorsun? Ben gerçekten kötü bir niyetim yoktu Fırat. Bak ben Elif'i karşımda görünce öyle biliyor diye düşündüm. Ben söyleyecektim. Zamanı gelince ben söyleyecektim. Eğer sen her şeyi berbat etmemiş olsaydın ben söyleyecektim. Neyi berbat etmişim ben Fırat? Ha? Neyi berbat ettim Fırat söylesene. Senin o kadınla aranda bir şey mi var? Ha? Söyle. Ya söyle hadi, o kadına aşık mısın? Sude, benim tanıdığım Sude bu değil. Sen bu değilsin. Yapma bunu. Elif'ten uzak dur. Thank you.
Güneş. 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 Fulya. Fulya. Ne oldu? Güneş yok. Nasıl yok? Yok, mutfakta yok, banyoda yok. Baktım her yere. Dur tamam, dur birlikte bakarız. Allah Allah. Ay üstüme iyilik sağlık. Aha bu ne terbiyesizlik ya? Ne arıyorsunuz sabah sabah? Anne, Güneş'i gördün mü? Güneş kim ya? Fulya. Fulya nerede bu çocuk? Ya, ya eve gittiyse? Burada. Ne oldu? Ne oldu? Güneş! Güneş! Ne yapıyorsun sen burada? Meveş. Evin içinde ufacık da olsa bir sorun olursa bana haber et, oldu mu? Lütfen. Tamam, sen merak etme. Bakıyorum herkes iyi uyumuş, iyi uyanmış. Ortalıkta güzel, tatlı, neşeli sohbetler. Ama benim gözüme uyku girmedi maalesef, malum. Kolum hala sızlıyor. Sana da günaydın anne. Fırat'cığım. Kahvaltı etseydik, niye erken gidiyorsun? Dün konuştuğumuz konuyu tamamlamak isterim. Size afiyet olsun. Ben de bunları masaya koyayım. Mehveş. Ne konuşuyordunuz siz? Dila'nın uyanıp uyanmadığını sordu. O kadar kötü rol yapıyorsun ki. Hiç inandırıcı değilsin. Estağfurullah Ümran Hanım. Şimdi sana Dila ile ne konuştun, ne anlattı diye soracağım. Ama sen altından üstünden atlayacaksın ve bana asla cevabını vermeyeceksin. Değil mi? Sen kimin tarafındasın? Ben ailemizin tarafındayım Ümran Hanım. Her zaman olduğu gibi. Herkesin karanlık kalbinde, herkesin hikayesi